Sevgili izleyicilerimiz bugün sizlere Ulvi Değerler programında Şafşat'tan sesleniyoruz. Şafşat'taki Ulvi Değerleri, girişimci iş kadınları, örgü yapanlar, halı yapanlar, kilim yapanlar bunları sizle tanıtmaya çalışacağım. çalışacağım Tabii ki Şafşat'ın sorularını da dile getireceğiz. Bu hafta böyle. Siz tanıyalım. Ee, öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Ee, ben Fatma Çelik, Şafşat Kadın Derneği Başkanıyım. Derneğimizden bahsetmek istiyorum size. Derneğimiz 2016 yılında kuruldu. Derneğimizin kuruluş amacı şarşatta kadınlara istihdam üretim anlamında destek olmaktı. Tabii bu bu yönde adımlarımız devam etmektedir. Fatma Hanım, şaf kaderin bir açılışını yapar mısınız bize? Bir de kuruluş amacınız ve kuruluş yılınız. Ee, Şav Kader'in e, açılışı Şavşat Kadın Derneği. E, Şavşat Kadın Derneği 2016 yılında kuruldu. Şavşat'ta e, kadın e, üretimini, istihdamını artırmak amaçlı kurduğumuz bir dernek. E, daha önce biz Kadın Yaşam ve Eğitim Merkezi, Ülke Ulusoy Kadın Yaşam ve Eğitim Merkezi'nde zaten bu derneği ilk başlangıcı orada kuruldu. Derneğin kuruluş amacı da tamamen o binayı e, bayanlara üretimi açmak, onlara destek olmak, projelerle eğitimlerle e, bu şekilde bir dernek kurduk. Tabii ki ekonomiye de katkıda bulunmak. Tabii ki ekonomiye katkıda bulunmak, şartın yöresel e, bazı üretilen ürünlerin ön plana çıkararak bunlara pazar oluşturmak, e, satışında, üretiminde bayanlara destek olacak projeler yapmak. O dönemde şöyle bir eğitim faaliyeti gerçekleştirdi Kadın Yaşam ve Eğitim Merkezi'nde tıbbi ve aromatik bitkilerle alakalı bir eğitim programı düzenledik. Sertifikalı bir programdı onun akabinde bu eğitimi aldıktan sonra Kızılcık ve Alış Bahçeleri oluşturduk dokap desteğiyle. Alışı çok insan bilmiyor. Evet, e, Alış e, çok gerçekten değerli, tıbbi bir bitki. Bizim burada da e, hani yabani deriz, yabani şekilde çok fazla olan bir şey. Ama şu an bizim ürettiğimiz bahçeler tamamen sertifikalı, organik e, ve tıbbi amaçlı kullanılacak bir bitkiler. E, bu sene yaklaşık 3 yıl oldu. Devletin de büyük bir Dokap desteği, var desteği var mı? tabii desteği Dokap desteğiyle Haticek. eğitim de zaten o şekilde başladı. Şu an o bahçelerimiz, kızılcıklarımız meyve vermeye başladı. Çok güzel. Demek ki bu evet. coğrafya buna müsaitti. Müsait, Tabii. Ve tabii. ben hep şunu derim. Bir ülkede ne üretiliyorsa onu üretmek lazım. Evet. O toprak neyi kabul ediyorsa onu üretmek lazım. Evet. Başka bir şeye zorlamamak lazım. Zaten yapıldı ve kızılcık alıç bu bölgeye uygun olduğu için ve gerçekten bu bölgede yetişen kızılcık ve alıç çok değerli olduğu için buna karar verildi. O anlamda bir yol izledik. Fatma Hanım kaç kişi çalışıyorsunuz burada? Şimdi biz şöyle 20 kişiyiz tamamen gönüllülük esasına dayalı. Zaten bu 20 kişi oluşturan kişilerin hepsi ya esnaf ya kamuda çalışan personel o şekilde. Bizim herhangi bir bundan maddi bir beklentimiz kaygımız. Şimdi gönüllü derken Gönüllülük esası ee, tabi birkaç kişi bir herhangi bir ücret kesinlikle almıyoruz. Bizim Peki. amacımız burada eğitim faaliyetleri düzenlemek, üretim yapmak. Ee, tabi istihdam ettiğimiz kişiler var üretim kapsamında ondan da birazdan bahsedeceğim. Yine biz 2017 yılında ilk projemizi e, o zaman İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi'ydi. Oraya sunduk dernek olarak ve projemiz geçti. Bu proje kapsamında iki tane atölye kurduk. Ne vardı projenin kapsamında? içeriği hatta ismi de çok manidar, e, a, sakin şehir Şavşat'ın aktif kadınları adlı projemiz e, iki tane atölyeden oluşuyordu. E, tıp şöyle diyeyim baskı süblimasyon baskı ve e, dikiş nakış atölyesi olmak üzere hatta dönemi valisi bize çok büyük destek oldu çünkü e, revize edildi bazı projede malzemelerimiz sağ olsun Ömer Doğanay Ömer Doğanay e, kulakları çınlasın evet. e, benim 40 yıllık evet. emeklerimin alın terimin biriktirdiklerimin bir müzeye dönüşmesinin açılışını Ömer evet. Doğanay yapmıştı Allah yolunu açık atsın, uzun ömürler versin. Daha sonra e, bu tıbbi bitkilerle alakalı aldığımız eğitimin devamında herhangi bir proje değil yalnız bu. Dokap'ın yine Dokap'taki tıbbi aromatik bitkiler e, uzmanı Yüksel Kan hocamızın da bizi teşvik etmesiyle nego işine yöneldik biz. Yani altın otu bizim yörede nego olarak tabir edilir. E, bol miktarda yaylalarımızda mevcut o da tıbbi bir bitki çok değerli bir bitki bundan ne yapabilirizi düşündük ve şu an Nego çayımız pakete girdi. Nego çayı. Fatma Hanım. Evet. Nego bizim Karadeniz'de sahilde olan bir çay evet, gibi evet. ama yaylanızda yetişen bir yetişen bitki. E bunun Oluşumu nasıl oluyor? Toplanıp kurulaması falan bu aşamalardan bilginiz var mı? Tabii tabii. Yani biz kendimiz zaten topladık. Özellikle toplarken de böyle hani makasla topladık. Kökünden hani zarar vermeyelim, yayılımını tekrar, azaltmayalım. Tekrar, tekrar oluşsun tamam. diye buna çok e, özen gösterdik. Çünkü zaten biz bununla alakalı öncesinde bir eğitim aldık. Yani bilinçsiz bir toplama, bilinçsiz bir üretim olmasın. Çünkü e, yok, eder. yok ederiz. Yani iyi kötü bir şey yapıyoruz derken kötü bir şey yapabiliriz diye buna azami dikkat gösterdik. Daha sonra bunları iş işte biz kalibrasyondan geçti, analizleri yapıldı. Yine Yüksel Konu Hocamızın desteğiyle Konya'da, Konya Selçuk Üniversitesi'nde yapılan bütün analizler sonucunda ciddi bir destekle. Yani içerisindeki hani ne kadar konulması gerekiyor, bir pakette ne kadar çay olması gerekiyor gibi bütün analizler yapıldıktan sonra şu an pakete girdi çayımız. Peki evet. bu her yerde satılacak mı? Tabii ki her yerde satılacak inşallah. Ne işe yarıyor? Evet. Ne işe yarıyor? Böbrek taşına, böbrekler için, idrar yolu enfeksiyonu için mükemmel bir şey. Yani vücut için sağlıklı çok bir çay, önemli. sonuçta evet. çay. Çay, evet, çok. Keyif için de içilebilir. Tabii ki. Sonuçta doğada, yaylada evet. yetişmiş bir köksü bitki. Evet, evet. Eee akabinde Negoy'la başka ne yapabiliriz düşündük ve Negoy'la Nego sabunu yaptık. Şimdi Fatma Hanım. Burada ürünleriniz var. Bu daha değişik. İçinde bir karışım alaşım daha var. Evet. Bu da Arap sabununa benziyor. Evet. Bunları bize anlatabilir misiniz? Evet. evet az önce Nego'nun çay hikayesinden bahsetmiştik. E, Nego ile başka ne yapabiliriz diye düşündük ve yine Eğitim desteği alarak nego sabununu oluşturduk. Bunu e, biz dernek olarak yaptık. İlk ürünlerimiz bunlar. Bu sabun bildiğimiz gibi köpürüyor mu? Evet, aynen köpürüyor. İçerisinde hakiki zeytinyağı olduğu için ele çok yumuşak, güzel bir doku veriyor ve şöyle bir e, şey paylaşmak istiyorum. Ee, hepimiz böyle eskiden köy evlerinde babaannelerimiz e, çeyiz sandıkları açtığı zaman böyle burnumuza hoş güzel bir koku yayılırdı İşte o kokuyu bu sabunda gerçekten hani e, duyup eskilere gidebilirsiniz ee, öyle güzel bir sabun ee, Bunu inşallah devamını da e, hep beraber yapacağız amacımız burada 20 kişinin gönüllü olarak bu sabun üretmesi e, değil bunun e, destek alarak yine e, kaymakamlığımızın valilerimizin bu anlamda desteğini de bekliyoruz bayanlar üretsin. Lego'yu yayladan toplasın. bunun eğitimle onlara da aldıralım. Bu eğitim faaliyetlerinde de yine destek bekliyoruz ve Nego sabunu artık şavşatın bir markası olsun istiyoruz. Çok doğru. Şimdi bu marka olabilir. Tabii ev sahiplerinin hepsinin standartlı, standartlar aynı olmak Tabii. kaydıyla. Tabii. Kalıp değişik olabilir. Tabii. E, şekil mesela bu daha bir hoş gözüküyor. Evet. Bu daha başka, bu daha başka evet. ama içeriği, muteviyatı değişmeden ...ev kadını üretip internet üzerinde satabilir. Tabii, tabii. Kendi siz bir kooperatif kurarak kooperatife satılabilir. Tabii. Kooperatif sonra büyük ölçüde evet. hatta dünyanın her yerine irhat edilebilir. Bunun dünyada çok örnekleri var. Evet. Bir muzla başlayıp evet. muz filosu kuranlar gibi. Evet, kesinlikle. Bizim hayalimizde bu zaten. Yani burada 20 kişinin gönüllü bir şeyler üretmesi değil... Belki 200, belki 400, belki 2000 kişinin Şavşat'ta yaşayan bütün kadınların, çünkü Şavşat'ta yaylacılık da yaz aylarında oldukça rağbet görüyor. Bayanlar yaylalarda hem ineklerini sağsınlar, hem sütlerini, peynirlerini yapsınlar. Boş zamanlarında da nego toplasınlar, kış aylarında da sabunlarını üretsinler istiyoruz. Şimdi Fatma Hanım ben size yurt dışından bir örnek vereceğim. Solingen diye bir makas var. Hepimiz biliriz. Marka olarak bu Solingen. Aslında Solingen, Şafşat gibi bir şehir. Burada Solingen, hepsinin kilerinde ev sahiplerinin üretmiş olduğu bıçaklardan böyle bir marka oluşmuş. Fabrikası var mı? Fabrikası yoktur. Çok sonra fabrikası kuruldu. Şafşat sabunu, Nego sabunu, aynı Solingen gibi bir marka Olabilir. Neden olabilir. Tabii ki buna da siz önce olacaksınız. Eğitim şart. Eğitim şart. Eğitimde istikrar şart. İstikrarda gelir şart. Evet. Geliriniz ne olacak? Evet. Ee, Para kazanmazsanız bir süre sonra motivasyonunuz bozulur. Kesinlikle. Ee, önce eğitim diyoruz. Dediğiniz gibi birinci aşaması eğitim. Nasıl toplayacağız? Bunu nasıl sabuna çevireceğiz? Nasıl aynı standartta sabun üreteceğiz? Daha sonra bunu nerede pazarlayacağız? Nasıl bunu sürdürülebilirliğini sağlayacağız? Tabii ki bunlar adım adım çok önemli. Çünkü pazarlama olmadan üretiminde çok bir anlamı olmadığını biliyoruz. Burası ücra bir yer. Ee, Türkiye'nin ücra bir yeri. Ee, biz bunu mücadele ediyoruz. Belki küçük çaplı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama el uzatılırsa, yardımcı olunursa dediğiniz gibi e, hayallerimiz büyük. İnşallah neden yurt içine, yurt dışına bunun e, biz ihracatını yapmayalım diye düşünüyorum. Şimdi evet. el uzatılırsa konusunda ben hep halktan yanayım. Devletin çok bir şey yapmasına gerek yok. Size yön verebilir, sizin pazarınızı bulabilir. Bugün internet dünyası var. Evet. Bir yere ulaşamayayım diye bir şey yok. Evet. Elin taşın altına üreten de elini koyacak. Önce eğitimini alacak. Evet. Ve sonra satışın konusunda devlet. Ha devlet bize versin şu kadar para biz bunu yapalım. Değil. Bu mantık bir yere değil. kadar sonra değil. tıkanır ama kendiniz üretip kendiniz satmaya başlarsanız Hı. bir de para kazanırsanız zaten kendi kendinize fabrikalaşacaksınız. Tabii, tabii. Evet. E, yani e, şu anlamda mesela destek e, dediğiniz gibi biz hazır işte evet. yağ gelsin bize işte alınsın gelsin biz yapalım değil. Ama nedir? Şu an e, doğru diyorsunuz. Yardım yani bir he. pazarlamada bile, mesela bir evet. Instagram sayfası kurulduğunda bile aslında bunun eğitimini alarak bu satışı o sayfa üzerinden yapmak da çok farklı. Yani destekten amacım o. Biz e, nego işine girerken tıbbi aromatik bitkiler eğitimi almamış olsaydık belki de bilinçsizce gidip negoyu kökünden koparacaktık. Bu eğitimi almamız orada. Bir pazarlamada yine aynı şey söz konusu. Yani eğer biz pazarlama eğitimi alabilirsek yani bunu nasıl pazarlayacağımızı, nasıl e, dışarıya nasıl daha güzel e, gösterebileceğimizin eğitimde almış olacağız. Şimdi aslında. Fatma Hanım okuldayken belki hepimiz biliyorduk hikayelerden evet. altın yumurtlayan tavuk her gün bir tane bir tane yumurtluyormuş da evet. sahibi kesmiş evet. altın altın gitmiş. Şimdi logoyu da kökünden çekersen evet. bir yenisi gelmeyecek evet. belki kısa sürede çok üreteceksiniz ama ondan tamam. sonra Betecek. devamı olmayacak bitecek. Evet. Şimdi. ...ben hep şunu merak ederim... ...buraya gelen insanlar... ...hevesle, heyecanla geliyorlar mı hocam? Kesinlikle... ...şöyle bir şey... ...yani bu bizim fikrimiz değil... tabii. ...dışarıdan sizin gibi gelen misafirlerimizin... ...hani bize de... ...bahsettiği şeylerden bahsetmek istiyorum... ...şöyle... ...Şavşat'a gelindiği zaman... ...artık hediyelik eşya ne alabilirim... ...nereden alabilirim denildiği zaman... ...ilk akla gelen yer artık kadar Şimdi... Şaf Kader, ben şimdi size şöyle belki size de bir e, ışık olarak da olabilir. Evet. Şaf Kader'in bir köşesi olsun. Evet. Müze hatta benim kurduğum Hopa Müzesinde bile bir köşesi olsun. Evet. Çok yerde insanların yoğun olduğu yerlerde. Şimdi yeni pazar havalanı açılacak. Evet. Frişof'ta Gürcistan kapısında, Sarp evet. kapısında Şaf Kader'in Başka neler üretiyorsunuz? Hani bir reyonu dolduracak kadar ürününüz olsun. Var. Ee, şöyle ondan hiç bahsetmedik. E, yöresel e, malum tatlarımız bizim çok değerli. Tatlı? Burnumuz, tatlarımız diyorum. E, Kuşburnu marmelatı mesela çok değerli. Şafşat'ta e, hemen hemen bütün kadınlar bunu üretir. E, belki de dernek vasıtasıyla e, ufak çaplı yapıyoruz ama bu tarz satış yerlerinde reyonumuz olursa onu çok daha genişletebiliriz ve bayanları ev hanımlarına da o anlamda yani ürettiğini sadece böyle kendi mutfağında misafirine kahvaltısına kullanmaktan ziyade bunu bir e, ekonomiye kazandırmak kazandırabiliriz yani Sta ufak çaplı bunu yapıyoruz şimdi, olarak aracı oluyoruz buna evet, şimdi Fatma Hanım evet. benim hep reklamlarda söyledim şu var sunmak ikna etmek, satmak. Evet, satmak. Ama önce sunmak. Sunum, sunum, çok önemli. Sunum şekildir. Evet. İkna etmek içindeki muhteviyattır. Evet. Ama esas olan ekonomiye onu kazandırmak. Kazandım. Ekonomi olursa zaten hepinizin hevesi gelecek. Tabii. Daha çok üreteceksiniz, Tabii. daha çok para kazanacaksınız, daha çok kitleye ulaşacaksınız. Başka neleriniz olabilir bu sabunun dışında? Sabunun dışında şafşatta olmaz. Çay dedik. Çay dedik, nego çayı dedik. Daha sonra zaten ilk başta bahsettiğim süblimasyon baskılar. Aslında bunlar da çok göresel gibi durmasa da biz bunu kendi göremize özgün yaptığımız için o da bize ait oldu artık. Nasıl diyeyim bir kupanın üzerinde şafşat karagöl resmi. Sizin yani, figür, Tabii bizim lobosu, FKR Tepesi. FKR Tepesi veya bir şelale, herhangi bir maden köyü. Çok güzel. özel oldu, artık. Aslında süblimasyon çok böyle hani yöreye özgü olmasa da baskı. Maden köyü derken bazgir et mi? Bazgir et, evet. Bazgir et ve evet. gamşet. Evet. Çok ilginç, bir çok enteresan iki yer. Bu resimleri kupanın üzerine, bir mousepad'in üzerine, ee, bir e, tişörtün üzerine, bir bez çantanın üzerine taşıdığımız zaman o da aslında şafşat özgü olmuş Tabii, oldu. Kurtulmayacak. Evet. Bir de gamşetin e, bazgiretin girişinde evet. tablo gibi duruyor. Evet. O her yere hatta havluya bile işlenebilir evet. dekor olarak. Evet. Fatma Hanım, bunlar sizin ürettikleriniz. Evet. E, yavaş yavaş Çaydan, sabundan sonra, çeşitli sabunlar, çabunun da çeşitleriniz var. Ne kadar karışım o kadar özellik değişikliği. Evet. Yavaş yavaş e, bir peronu havalanda, evet. free shopta dolduruyoruz. Evet. Bunlar, bir üzerindeki figürleri bize anlattın. Evet, e, üzerindeki figürler şöyle. Hep şavşat e, köy resimleri. Çok güzel. E, şelalemiz, şelalemiz var, Karagölümüz var. Karagölümüz, bunlar, var. karagölümüz e, var, bunlar... Evet. Evet. Bu da kupamız var. Yine kupamız, e, bez çantaları baskılarımız var. Bez Yine şavşat logosuyla, şavşat görselleriyle. Evet. Artık bunlar da bize özgü. Bunlar da çok tercih edilen çok ürünler. Güzel. E, çünkü herkes gelen. E, turistiyim yerli veya yabancı marmelatı tercih etmeyebiliyor ama bir kupayı tercih edebiliyor. Üzerindeki görselden dolayı. Şimdi marmelatın perizi var ama kupanın, kupanın perizi. Perizi, yok. perizi yok. Bir magnet belki, buzdolabı magneti çok cüzi sahip, yani miktar sahip olacak. Fazla maliyeti olmayan, taşınması kolay. Bir valize atıp hani götürebileceğin şekilde bunlar da tercih ediliyor. Bu tarz baskı ürünlerimizde biz kendimiz dernekte baskı atölyemizde üretiyoruz. Şimdi Fatma Hanım ben biraz da buradan şeyi çıkarıyorum. Hani bu ürünler herkes şapşata gelemiyor. Evet. Herkes gelmek ister ama gelemiyor. Evet. Ama bunu gören, duyan da evet. bunu ulaşabileceği, evet. alaşa alabileceği yerlerde var. bulsun Var. Var. Şöyle. Ee, Türkiye'nin genelinde çok dernekleriniz var. Artvin Şafşat Derneği'ne evet. gerek yok. Artvin Derneği, Hopa'lı Derneği tabii, var. Tabii Bütün derneklere kontak kurulmak suretiyle. Evet bunları piyasaya çok daha farklı sürebilirsiniz. Evet. Bunun üretimini nasıl yapıyorsunuz? Bunun üretimini e, tasarımcımız var. Tasarımını yapıyor. Kişiye özel de yapabiliyoruz. Üse, üzerine isim de yazabiliyoruz. Kişinin resmini de basabiliyoruz. Tasarımcımız e, boyutuna göre tasarımını yapıyor. Buradaki baskı atölyemizde, baskı makinemizde, süblimasyon makinemizde biz bunu basıyoruz. Bu şekilde. Ve bunları satış olarak da Instagram sayfamız var, Facebook sayfamız var. Ee, yine dediğiniz gibi Bursa'daki İstanbul'daki derneklerle de e, irtibatlıyız. Şu an mesela Bursa'ya en e, yakın bir zamanda 40 tane mouse gönderdik. Yine şahşat. 40 tane çok az hocam. Çok az bir başlangıç. Tamam. O örnek olsun diye. İnşallah devam gelecek. Ve biz giderlerimizi çalışan arkadaşın maaşını biz bu ürünlerle sağlıyoruz. Çok güzel. Bak ekonomiye evet. bir dönüşü var. Evet, evet. Şimdi bunu tabii ben daha önce bilmiyordum. Ben de Artvin Tanıtım Günleri'nde hopa müzesi olarak Hopa Belediyesi'ye birlikte katılıyorum. Bunları artık bundan sonra Artvin'in standında şey. şeyi sizin şafşat evi şafşat boğası değil de evet. bunlar da olsun bunlar Şam da olsun. ve çok olsun evet. bir de dönüşümlü iki tane bayanınız olsun bunları devlet destekliyor bunları fuar organize edenler destekliyor evet. hocam elemanlarınız bu işi bıkmadan usanmadan devam edebilmeniz için evet. aklınızda geçen şu da olsa çok daha güzel olur evet, diyebiliriz bir şey var mı var. lütfen tamam. onları alayım ee, geldiğinizde hoş geldiniz ee, kusura bakmayın yerimiz küçük ama gönlümüz geniş demiştik gönlümüz geniş ama yerimiz de geniş istiyoruz çünkü e, bir üretim varsa bir yerde bir metrelik tezgahta sabun üretmek gerçekten zor ee, daha geniş alanlar istiyoruz çünkü çok çeşitli çalışıyoruz üretim faaliyetimiz var biraz yer olarak sıkıntımız var. Yani küçük olduğu için daha geniş bir alanda daha güzel bir üretim faaliyeti gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Şimdi Fatma Hanım uluslararası iş çalışma atölyesinde 15 metreküpe küpe bir kişi düşer. Yani bu 3'e 4 gibi bir yer olur yüksekliğinde alırsanız. 14 metreküpe 15 metreküpe küpe bir kişi düşer. O neden sizin çalışma konsantrasyonunuzu bozmaz. Evet. Bir de birinin kulağında müzik de dinlemesi sizi rahatsız etmez. Tabi burada yeriniz dar, çok belki yan yana çalışıyorsunuz. Hı. Ama bu da size bu darlık, sıkıntından çok size bir samimiyet getirmiş efendim. <laughs> Kesinlikle, ee, inanın bağlarımız daha güçlü, daha böyle birbirimize kenetlendik, ee, daha mücadeleci olduk. Yani zaman zaman biz kendi aramızda da böyle sohbete döndü çok teşekkür ediyorum konuşmamızda tabii ki böyle olması ee, lazım biz zaman zaman arkadaşlarımla yani dernek üyelerimizle yönetim kurulu ile aramızda konuşurken de hep bunu deriz belki de her şey şartlar çok güzel olsaydı imkanlar sonsuz olsaydı biz bu kadar azimli mücadeleci veya hayallerimiz bu kadar büyük olur muydu diye emin olun olmazdı yani çünkü mücadele bizim belki de doğada mücadeleyle başlamış işte e, malum dağlık bir bölgede yaşıyoruz soğuk bir Ulaşım bölgede zor, yaşıyoruz ulaşımı zor. yani biz çocukluğumuzdan beri belki de bu mücadelelerin içinde olduğumuz için e, zorlukta daha bir araya geliyoruz daha bütünleşiyoruz daha hayal kuruyoruz e, kesinlikle artısı var ama e, üretim anlamında üretim boyutuna geçince gerçekten çok gerekli olduğunu düşünüyorum şimdi Fatma Hanım hepiniz ya da hepimiz bu çilenin bir halkasıyız. Evet. Bir şey soracağım. Şimdi size 20 kişi çalışıyoruz dediniz. Evet. Dönüşümde olsa. Evet. Bir tanesi çok becerikli olur. Ay işte Ayşe, Fadime. Evet. Yarın börek yapıyorsun bize dediniz oluyor mu? Tabii ki oluyor. Bizim buradaki üretim faaliyetlerimiz bir nasıl diyeyim? Toplantı veya böyle üretim değil de hem gülüyoruz hem eğleniyoruz hem üretiyoruz. üretirken öğreniyoruz aynı zamanda. Yani hem, bu çok değerli. Ve yani, dostluklar pekişiyor. Dostluklar pekişiyor. Kesinlikle. Evde e... Evde kaynasını kötülüğün oluyor mu? Yok. <laughs> yok. Olmuyor, olmuyor. O illaki var da o ikili görüşmelerde olur. Yani biz konuşsak da kendi sorunlarımızı kendimizi konuşuyoruz. Dışarıya çok bir böyle hani şu şunu yapmış şeyimiz yok. Artık. Şimdi ben müzede anlatırken bir köşe var hepimizin. Çeyizlik köşesi. Yani. Çeyizlikte ne oluyordu? Evlenecek olan kız birkaç tane akrabaları ile kız tarafı, erkek tarafı görümceleri ile kumaş kesmeye giderler. İşte görümcesi var 2 metre teyzesi var 2 metre 3 metre elbise kumaşlar kesilir. Evet. Bunlar kesilecekse köyün en dedikoducu kadını götürülmez. Ama eğer o arada geline bir Altın saat alınacaksa eski ince saatler görmüşsünüz evet, neler lazım. Evet. Öyle bir saat alınacaksa Dolmuşa köyün en dedikoducusu da ona reklamcı deriz biz. dedikoducu değil. Evet. O gider. Dolmuştan iner inmez ilk dediği şey olur. Bir çeyiz yaptılar kol saati de peşinde. Şimdi burada evet. yaptıklarınızı dışarıda da anlatırsanız evet. insanların şimdi sadece burada değil akşam Herkes telefonla görüntülü görüşürken, evet. bak bunu Şavkader'den şav bak bunu aldım bugün. O, o ne dur, nazarlık peşinde. Onu bana da al, Gönder falan. Evet. Yani unutmayasın ha falan. Bunlar çok oluyor. Evet. Bu çark böyle dönüyor. dönüyor. Her dönüşte bir toz alırsa kısa bir sürede çiğ evet. gibi kocaman olursunuz İnşallah. Başka üretimlerimiz olacak mı efendim? Başka üretimlerimiz e, bu. ya da Hayalinizde olan bir şey evet, var Evet şu an e, hala hazırda yaptığımız şöyle bir şey var. E, dediğim gibi bizim insanımız sıcakkanlı, yardımcı da olmak istiyor. Yani yeter ki e, ben her zaman e, bunu söylerim. Yeter ki niyet güzel olsun. Eğer niyet güzel olursa hiç tanımadığınız biri sizin yolunuzu çok güzel bir şekilde açar. E, hangi köydü? E, bir emekli öğretmenimiz e, bize e, yazdı. Yine sosyal medya hesabımız üzerinden. Şahşat'ta siyez buğdayı olur diye düşünüyorum. Ben sizi alıp göndersem eker misiniz diye tohumunu. Böyle bir yola çıktık. Ne Ve buğday Siyirt? Siyez buğdayı. Siyirt. Yani ata tohumu. Aslında buğdayın ha, atası diyebiliriz. Atası. Hiçbir şekilde geneldeği... Bu öğretmen buralı mı? Evet buralı. Ha, buralı. Ee, tohumu var mı? Evet tohumu kendisi aldı bize. Kendi tohumu yok. Kendisi tohumu aldı bize gönderdi. Ee, biz de yine e, şöyle bir yol çizdik orada da ihtiyaçlı bir bayan var e, yine kendi imkanlarıyla ayakta durmaya çalışan onun yerini değerlendirelim hem ona bir katkımız olsun Hı. hem de bu, bu buğdayı ekelim diye düşündük ve e, Kaymakam Bey'in de e, Sayın Kaymakam'ımızın e, desteğiyle bu buğdayı ektik bu sene e, şu an çimlendi buğdayımız İnşallah bu e, Temmuz Ağustos'ta da ilk hasadımızı yapacağız. O da bizim için çok güzel bir çalışma oldu. Oradaki amacımız da hedefimiz de şu. bu sene bir biz deneyelim bakalım hani ne kadar ektik, ne kadar alıyoruz. Böyle bir analiz yapalım. Daha sonra Şavşat'ın o kadar çok hani Merra dediğimiz arazisi var ki kullanılmayan, kullanılmayan terk, edilmiş. terk edilmiş ve buğdaya çok müsait. Yani buğday için çok böyle çok çitli böyle gübreli falan bir araziye gerek yok. Bir de sonbaharda diki ekildiği için buğday. Evet, ve de top, İnşallah. Evet. Toprak da işlenmiş olacak. Tabii ki işlenmiş olacak. Kendi, kendine gelecek. Ee, niye önce biz Kök yapmak alacak. istiyoruz? Niye biz yapmak istiyoruz? Zararını kârını bir bakalım. Nedir? Yani biz bunu bir bayana önerdiğimiz zaman işte en azından somut bir şey olur elimizde. Deriz ki biz bu kadar ektik bak bu kadar aldık buradan bunu kazandık diyebilmeliyiz yani. Hani bir e, lokomotif görevi yap, yapmak için o şimdi, anlamda. Şimdi tabii ki hmm. Fatma Hanım, ben bir ara eğitmenlik yaptım kısa bir dönem. Evet. Bir çocuk ticarete kar amacı koymazsa evet. bütün üretim zarar eder. Evet. Çok önceleri komşu komşuyu telafi ediyordu. Sana bir telenke misir verir. Bir dahaki sene senin çok olursa bir telenke sana verirdi. Evet. Şimdi bu dostluklar büyük bir kısmı kalktığı için artık herkes ürettiğinde sizin de bu buğdaydan kar olacak. Tabii. İşin başındasınız. Çok daha sonra çok daha bir kara dönüşebilecek bu buğdaylar. İnşallah. İnşallah burada da başarılı olursunuz. İnşallah. Hocam çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyorum ee, Sizinle için. yayın yapmak çok keyifliydi. Benim için de öyleydi. Çok güzeldi. Çok İnşallah sizleri kısa bir sürede çok daha farklı yerlerde göreceğiz İnşallah. efendim. Çok teşekkür ediyorum. Evet. <laughs> evet. Ulvi değerli izleyicilerimiz. Her zaman bir yöneticimiz vardır. Bir de sağ kolumuz vardır. Bir de Motivasyon hocamız vardır, akıl hocamız vardır. Bir yönetici tüm işi en güzel şekilde bilmesi mümkün değil. Biz fabrikada çalışırken birimiz bir işi güzel yapardık, bir diğerimiz diğer işi. Yine bu kuruluşta şaf kaderin beyinlerinden bir tanesi, Filiz hanımla birlikteyiz. Filiz hanım, biz de tanışıyoruz. Sizi biraz tanıyalım. Sonra bazı şeyler soracağım sizlere. Evet aslında başkanımız Fatma Hanım o kadar güzel anlattı ki derneğimizin faaliyetlerini onun üzerine çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Veya aynı konulara parmak basmak istemiyorum. Şöyle sadece size özetleyebilirim kadının gücünü biz bu dernekte yaşıyoruz ve yaşatmaya çalışıyoruz. Becerisini. Aynen öyle kadının becerisini, gücünü, içindekilerini dağarcığını dışarıya çıkartması için mücadele ediyoruz ve kendi ayaklarımızın üzerinde durmaya başladık. Bunu tabi geleceğe taşımak ve daha çok kadına dokunmak üzereyiz. Bunu başarabilirsek bunun gururu zaten Şafkade'ye yetecek ve şöyle de bir şey söyleyeyim e, çok güzel bir e, nasıl söyleyeyim 20 kişilik grubumuz var e, hepsi birbirinden e, nasıl söyleyeyim yani dernek o kadar çok uyumlu ki bu kişiler e, sanki o dernek için seçilmiş gerçekten aslında hani biz kendimizi şöyle de biz bize sanki böyle bir ulvi bir güç bizi bir araya getirmiş zaten diye. ulvi değerlerde yani. ulvi var. Bir güç var bir araya bizi getirmiş diye düşünüyoruz yani biz buradaki yaptığımız çalışmalara hani şöyle çalışıyoruz işte biz ben aynı zamanda belediyede yazı işleri müdüresiyim hani derneğin kuruluş amacında böyle kendimi derneğin içerisinde buldum ama çok gururluyum ne iyi ki bu derneğin içerisindeyim diye de e, her şimdi zaman, evet. Filiz Hanım siz böyle motivasyonlu olduktan sonra gururlu olduktan sonra becerinizi üretime dökebildikten sonra eşinizde mi çocuklardan da bir şikayet gelmiyor değil mi? Ya asla gelmiyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. Hani hep derler ya, bunu hep hepimiz duyuyoruz. Evet. Her başarılı kadının arkasında, yani her başarılı erkeğin arkasında bir başarılı Tabii. kadın vardır yani derler. Aynen öyle. Şey. Hani madem eşitlik var aslında, şöyle de bir şey söyleyeyim. Eğer ben burada bireysel değil, bir güç olarak biz bir aradaysak hani ben eğer bu dernekte bir katkı koyabiliyorsam, bu eşimin sayesindedir. Yani benim eşim desteklemezse beni. Ben buraya her çarşamba veya her perşembe gelip burada üretim faaliyetlerine katılamam ki. Yani sonuçta ben belki de işten çıkıyor, direkt buraya geliyorum. Eşip eşim gidip kendi yemeğini kendisi ısıtıp evinde evde kendisi yiyebiliyor. Paylaşmanın evet. en güzel önerilerinden bir tanesi. Yani hiçbir zaman aynen. bir şafşetli diş macunun tüpünü ortadan niye sıktın diye eşine e, serzenişte bulunmaz. Acaba öyle mi? Onu da bilmiyorum. <laughs> yani bunu da bir yani e, olabiliyor. Evet, Çünkü tabii ki her, o, türlü her, var. Var. Şimdi, her türlü insan var. Şimdi sakin şehir. Evet. Salyangoz. Evet. Şimdi biz Şavşat şehrimiz olarak, Şavşat kentimiz olarak 2015 yılında. E, İtalya'da Milano kentinde bu ödülü almaya hak kazandık. Ama bu ödülü e, almadan önce Artvin Valiliği, Doka, Şavşat Belediyesi, Şavşat Kaymakamlığı Tabii bunda bir kriterleri var. Tabii 6 aylık bir çalışma yürütüldü burada. Çok güzel. 72 tane kriteri var Çıtasov olmanın, e, sakin şehir olmanın. Bu kriterlere e, yani yüzde kaçı var bu Şavşat'ta? Ee, ne kadarını biz burada barındırabiliyoruz, ne kadarına sahibiz veya yerine getirmemiz gereken ne kadar kriter var diye 72 tane kriter. Ama tabii bu gün geçtikçe işte iklim şartlarına göre, doğa şartlarına göre kriterler gün geçtikçe artıyor. Ama evet. tabii ilk önce mevsimine göre, mevsimine göre değişiyor. değişiyor, işte küresel ısınmaya göre değişiyor, alınacak tedbirler çoğalıyor. Önce 72 kriterle başladık. 72 kriterin Şavşat'ta nasıl söyleyeyim 60 tanesi zaten mevcut diyelim. 60 tanesi mevcut olduğunu biz ispatladık. 6 aylık çalışma sonucu tabi burada Şafşat Kaymakamlığına bağlı resmi kurumlardaki arkadaşlar da e, birebir yani gece gündüzüne kattılar. E, çok büyük evet. bir emek verdiler. Katkı var. E, aynen öyle. Şimdi sonuçta bu, Şafşat buna inandı önce. Yani biz sakin şehir olabiliriz dediler. E, onu dediğimiz için zaten yola çıktık. 6 ayda işte bütün destekçilerimizle beraber sertifikasyon dosyası hazırladık. Bunu belediye başkanlığı ve kaymakamlık, valilik aracılığıyla e, uluslararası birliğe ulaştırdık. Önce e, tabi Türkiye'de benim bir koordinatörlüğü var. Seferi Seferiyisar ilk çitası olduğu için Seferihisar'da koordinatörlük yürüyordu. Şu anda e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer biliyorsunuz Uluslararası Birlik Başkan yardımcısıdır. Aynı zamanda da e, şu anda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu için Çıtaslov ekibinin daha güçlü olmak için hatta metropol evet. Çıtaslov olmak için kendisi de yola çıktığı için e, İzmir'de bir e, koordinatörlük oluşturdu. Tabii buna ekonomik güç Tabii ekonomik de gerekiyor. Hani da Belki daha olmaz. kolay rahat edebilmek için. Tabii. Çünkü bizler de e, sonuçta e, onların yönetimini yönlendirmesiyle ayakta Şimdi, duruyoruz tabi, bu var ama, bunu sürdü e, tabi tabi sürdürülebilirliği çok önemli O açıdan hani sürekli bir iletişim halinde olmak gerekiyor Harika. daha güçlü olmak gerekiyor İtalya'ya karşı şu anda zaten 18 tane Türkiye'de çitah var Dünyada 230-240'a yaklaştı. E, kriterler gün geçtikçe artıyor. Daha çok. E, da, artıyor daha daha da, zorlaşıyor. Yaşam şartlarına göre kri kriterler de yerinden oynuyor. Aynen öyle. aynen. Tabii yaşam şartlarına, doğa Yayla şartlarına yapıyorlar. göre. Atlarla gidiliyor 900'lerle. Şimdi yerli adam jiple gidiyor. Jiple gidiyor. Değişti Değişiyor sistem. Ama yani kriterler de buna göre değişiyor. Evet. İşte zaten şöyle bir şey söyleyeyim. Yani Şavşat buna inandı derken. Şimdi bu çıtas salyangozumuzda ne var? Şunun üzerindeki bu e, kabuk kalın. Neden kalın? E, i̇çinde kendini koruyor. Yani ben kendimi koruyorum diyor. Bana dış güçler hiçbir şey yapamaz diyor. Ben kendi kendime yetebilirim diyor. Benim artık hiçbir kimseye ihtiyacım yok diyor. Daha sonra ne diyor? Ben yavaş yavaş ilerlerim arkamda da izimi belli ederim diyor. Çünkü salyangoz yürürken arkada izini belli ediyor ya. Ve bu yere yavaş, abi, de, yavaş kimse yürüyüşte de kimse beni rahatsız etmesin. Kimse beni rahatsız etmesin. Ben bu yaşam tarzını seçiyorum diyor. Şurada iki tane antenimiz var. Gerçek bu tabi model maket de gerçek salyangozda da antenler var. Ne yapıyoruz? Kabuğumuzla kendimizi koruyoruz. Dış güçlere karşı içimizde kendimizi besliyoruz. Tabii bunun içinde ne var? Doğamız var. Tarihimiz var kültürümüz var, geleneğimiz var, göreneğimiz var. Kadınımız var, engellimiz var, çocuklarımız var. Herkes var bunun içinde. Ve ne var? Üretimimiz var. Üreteceğiz, pazarlayacağız, kendi kendimize yeteceğiz ve kendi ilçemizde sakin bir şekilde yaşayacağız. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Bir de marka olacağız. Bir de marka olacağız. Şu antenlerimizde de ne yapacağız bütün bir doğamızı tarihimizi coğrafyamızı bütün güzelliklerimizi geleneğimizi kültürümüzü isteyeceğiz iş is tanıtacağız, tanıtacağız 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 biz böyle bir kentiz diyeceğiz bunlarla da dünyaya haber göndereceğiz evet, bu antenlerle bunun amacı bu biz de tabii şu anda bunun sürdürülebilirliği için çaba göstermeye çalışıyoruz. Ha şöyle de bir şey söyleyeyim. Bu derneğin kuruluş amacı da aslında hani biraz Çıtaslova. Yani tam da Çıtaslova diyeyim. Çünkü Çıtaslova'nın içerisinde engelli, Hatice Hanım'ın yürüttüğü faaliyetleri biliyoruz. Engellilerle çok ilgileniyor. Ee, sağ olsun tek başına mücadele ettiği zamanlar da oldu. Ee, Engellere dokunacaksın, kadına dokunacaksın, çocuğa dokunacaksın, gence dokunacaksın. Dokunmak zorundasın. Hepiniz, Sen bu markayı Hepimiz eğer, aynı gemideyiz. Tabii aynen öyle. Sen bu markayı eğer sürdürülebilirliğini istiyorsan dokunacaksın. Başka çaren yok yani. Dokunmak zorundasın. Şimdi... Hani belki de şöyle bir şey söyleyeyim. Şu anda bu derneğin içerisinde hani yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte mücadele ederken e, bunun değerini bildiğim için belki de daha çok çaba gösteriyorum. En azından bak siz şimdi Ulvi Değerler programını yaparken buradasınız. Burada bu dernek var, faaliyetlerini sürdürüyor ve biz sizi e, misafir ettik ve ben de sizi bütün Türkiye'ye ulaşabildiğimiz her yere evet. tanıtmak Belki yaranıza tuz basmak, belki melhem olmak. Bugün kederle neşe birbirine çok iyi arkadaştır. Evet. Aklıma şöyle bir şey geldi Filiz Hanım. Evet. Buyur. Şimdi salyangoz herkes yürürken bütün hayvanlar evet. bunun çok yavaş yürüyüşüne işte çok, herkes laf ediyor. Yürürsene mürsene. Hep deriz. Salyangoz diyor ki Rabbim beni yaratırken hiç aceleden söz etmedi. Siz de bu şaf kaderi hiç acele etmeden salyangoz gibi şafşat gibi sakin bir şekilde yavaş yavaş ama anlamlı ama yürekli bir şekilde hedefinizin sonuza kadar ulaşmanızı ben canı gönülden istiyorum. Bütün Türkiye ister, bütün dünya ister. Çünkü burada bir avuç insanın bir avuç kadının evet. neler yapabileceğini çok iyi gösteriyorsunuz. Ama tabii ki bir pazarlama departmanda size çok yardımcı olabilmesi gereken insanlar var. Evet. Mutlaka. Bunu da inşallah kısa sürede ee, Sağ olun. halledersiniz. Yani Artvin'de de böyle bir televizyonun kurulması yani o da ayrı o da ayrı bir güç sonuçta şu anda buradasınız. Gönüllü yapıyoruz. Şu anda bu buradasınız ve tabii ki bizi tanıtacaksınız. E, Şarşatta diğer e, arkadaşlarımız var, üretici arkadaşlarımız. Onları da tanıtacaksınız. Belki daha çok üretici olacak Şarşatta sizlerin sayesinde. İyi ki buradasınız. Tekrar hoş geldiniz diyorum ben. Ama şunu da ben söylemeden geçemeyeceğim. Hani Çitaso olduktan sonra Şarşatta birçok farkındalık oluştu. Ee, belki kesecektiniz yayını ama çok farkındalık oluştu. Yayla turizmine bakıyoruz genelde. Hani şey farkındalık oluştu şöyle söyleyeyim. Hani e, turizm tesisleri çoğaldı. Özellikle sakin şehirleri gezen insanların sayısı çoğaldı. Bacasız fabrikalarımız Bacasız çoğaldı. Bacasız fabrikalarımız çoğaldı. Kadınlar daha çok üretime yöneldi. E çünkü insanlar buraya ziyaretçi sayısı gelince ne yapıyor? Gastronomisini de merak ediyor. Hediyelik eşyasını da merak ediyor. Acaba hediyelik ürünlerden alabilirim arkadaşıma hediye nereden götürebilirim diye bu talepler geldikçe e, ne oluyor bu sefer de insanlar üretime yöneliyor. Motivasyon yani, tabii artıyor. motivasyon artıyor. Kendi ürettiğimi kendim satayım diyor. Evine yetecek kadar üretirken daha çok fazla üretmeye çalışıyor. Tabii, tabii. tabii mesela Gülnaz Hanım kendisi devlet memuru işte Halk Eğitim'de öğretmenlik yapıyor mesela ama reçelini yapıyor, işte marmelatını yapıyor, otellere veriyor. Hani biz kadın derneği olarak bunları üretiyoruz işte kendi evimizde, mutfağımızda 3 kavanoz reçel yaparken şimdi 10 kavanoz reçel yapmaya çalışıyoruz. Bir var. E, talebimiz var yani oluyor bu. Bunlar da işte Çıtaslov'un gerekleri ve getirdikleri diyelim. Evet, değerli izleyicilerimiz, bugün sizlere bu programına Şafşat'tan seslendik, Şafkader'den seslendik. Filiz Hanım'la, Deniz Hanım'la, Hanım'la birlikteydik. Biz kendilerine üretimlerinin bol, kazanç çok, motivasyonunun daha çok yüksek ve huzurlu bir şekilde bulmak, bu markayı dünyaya tanıtmalarını istiyoruz, rica ediyoruz, bizzat rica ediyoruz ve programa Allah'a ısmarladık diyoruz. Sağlıyoruz. Bir başka oluvi değerlerde görüşmek üzere efendim.